Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ahtapot temizleme nasıl yapılır, nasıl pratik şekilde yapılır onu göstermeye çalışacağım. İnşallah yardımcı olurum. Şimdi bu ahtapot bu hale gelmeden önce ne yaptık? Kısaca ondan bahsedeyim. Tabii ki öncelikle dün ahtapotumuzu denizde avladık. Denizde avladıktan sonra evimize getirdik ve dolabımıza attık. Bir gün sonra temizleyeceğim için direkt dolabın alt kısmına koydum. Buzluğa koymadım. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl. Nasıl mükemmel şekilde. Rahat ve kolay şekilde temizliyoruz. Alta koydum. Ondan sonra bugün öğle vakti ahtapotu ilk etapta temizlemeye başladım. İlk önce gövdeden kafayı ayırıyoruz ve kafanın iç kısmında bulunan siyah öbek öbek alanlar var. Onları kafadan ayırıyoruz ve şu bölgede ayrı bir siyah top şeklinde bir bölge var. Onu da aldıktan sonra ahtapotumuzu durulayarak şöyle gördüğünüz gibi mükemmel. Ahtapotumuzu durulayarak düdüklü tenceremizin içine atıyoruz. Tencerenin içine kettle'da hazırlanmış kaynar suyu ilave ediyoruz. Fakat koku yaymaması için kimyon, bir paket kimyon, küçük bir paket kimyon, üzüm sirkesi biraz ilave ediyoruz. Bir de defne yaprağı birkaç tane. Bunları attıktan sonra düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp 45 dakikayla 1 saat arasında pişiriyoruz. Tabii ki düdüklü tencerenin şeyini kapatıyorsunuz. Tepesini kapatıyorsunuz. 1 saat pişirdikten sonra altını kapatıyorsunuz. 1 saat dinlenmeye geçiyor. 1 saatlik dinlenme molasından sonra kapağı açıyorsunuz ve bu şekilde mükemmel bir şekilde ahtapotunuzu temizleyip isterseniz salata, isterseniz ızgara. Nasıl isterseniz o şekilde servis yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Like, 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 like.